Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizle çok güzel yazlık bluzlar, yelekler, çeyizlik ürünler, atkılar, şallar ne isterseniz her şeye yakışacak harika bir çalışma. Şöyle bakalım bakın yapımı da gayet kolay. Şöyle tuttuğum zaman. Evet modelimizi şimdi zincir çekerek. Belli bir ölçü başlayalım. Ee, kaydırmalı bir model. Bir sıra bakınız buradayken diğer sırada yani modelimizin üzerinde model yok. Kaydırmalı olarak tekrar edecek modelimiz. Örmesi de son derece zevkli. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Modelimizi kurmaya yetecek kadar zincirimi çektim. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8. zincirin içerisine çift katını da alarak batıyorum ve kenardan bir tane yuvamı kuruyorum. Direk zincir üzerine de çalışabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde 5. zincire batarak yuvalar kuralım. Yuvalarımı kurdum. Burada dikkat etmemiz gereken püf noktası. Eğer bu şekilde yuvanın üzerine kuracaksak modelimizi çiftli sayıda yuvamız olmalı. Şöyle ipimi asılıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift sayıda yuvamız olmalı modelimizin tam denk gelmesi için bakınız ben zincirimi fazla çekmişim hemen kenardan keselim şöyle bakın e, sizler de böyle saymadan çekecekseniz epeyce uzun çektikten sonra keserek küçültebiliriz 1 2 3 üçüncü zincirin bulunduğu yerden kesiyorum ve sonra açıyorum sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen ilk yuvamın içerisine batıyorum. 5 tane zincirim var. Tığımın başını doluyorum. Şurada yuva arasındaki batmış olduğum noktaya geliyorum. Bir defa başını dolayıp 3 defada çektiğim trabzanları 5 tane olana kadar örüyorum ikinciyi örüyorum üçüncü trabzanımı örüyorum dördüncü trabzan ve beş üç defa da çekiyorum beşinci trabzanımı hemen yanındaki zincirin içerisine gelerek batıyorum sık iğnemle kapatıyorum beş tane zincir çekiyorum Diğer yuva içerisine gelerek batıyorum. Hemen buradakinin içerisini örmüyoruz. Bakınız diğer yuvaya gelerek sık iğnemle kapatıyorum. 5 tane zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya battım. Araya 5 tane trabzanımı ördüm. Bir defa başını doladım. 3 defa da çektim ve 5. trabzanı hemen yandaki yuvaya sık iğnemle bağladım. 5 zincir çektim. Diğer yuvaya bağlandım sık iğneyle. Şimdi tığımın başında oluyorum. Hemen buradaki bir alt sırada batmış olduğumuz sık iğne içerisine 5 tane trabzanım örüyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 defa da çıkıyorum. 4 oldu. 5. trabzanımı da örüyorum. Ve 5 tane trabzanımı tamamladıktan sonra yan yuvaya batıyorum. Tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer yuva içerisine batıyorum. Bakınız bir tane zincir, bir tane trabzanlardan olan bölümlerimizi yaparak ilerledik. Şimdi hemen buradaki sık iğne içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir doluyorum. 3 defa da alıyorum. 3 4 ve 5. Hemen yandaki yuvaya batıyorum. Sık iğnemle battıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum ve şöyle ortalayarak batıyorum. Evet. Alt sıramızın üzerine hemen modelimizin ilk trabzanlı bölümünü bu şekilde kurduk 5 zincirle başlayıp 5 zincirle bitirdik ortada da 3 tane trabzanımızın olduğu bölümümüz var şimdiki öreceğimiz sırada yine alt sırada yapmış olduğumuz gibi zincirlerden zeminimizi hazırlayıp bir sonraki sırada ise kaydırarak modelimizi yani trabzanlardan olan bölümümüzü yerleştireceğiz hemen diğer sıramıza geçelim 1 2 3 3. üçüncü trabzan üzerine batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ortadaki zincirin altından girerek kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 5 tane tırabzanımızın 1 2 3 tam ortasındakinin tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimin altından girerek batıyorum. 1 2 3 4 5 3. trabzanımın tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yandaki trabzanımın üzerine batıyorum ve diğer öreceğim modelimin zeminini de bu şekilde hazırlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeni yuvamızı kurduk. Hemen bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak buraya yarım model kuruyorum. 3 zincirimi çektim. Dibine bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı dibine bir tane daha trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı bu noktaya ördüm. Hemen yana batıyorum zincirime ve tekrar 1 2 3 4 5 modelimizi kaydırdığımız için alttaki trabzanımın üzerine model kurmuyorum diğer bakınız sık iğnemin olduğu yere kuracağım bunun üzerinden zincirimle geçişimi yapıyorum. Tığımın başını hemen doluyorum. Sık iğnemin içerisine girerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanımı örer örmez yandaki hemen yanındaki Zincirin altından girerek sık iğnemle kapatıyorum. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5. Şuraya diğer yuvaya batıyorum. Diğer yuvaya battıktan sonra aşağıdaki sık iğnenin bulunduğu yere hemen tığımın başını dolayarak 5 tane trabzanımı örüyorum. Üç, 4 ve 5. Hemen yandaki yuvanın içerisine yani kendi yuvasına şuradaki zincire gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip diğer yuvaya gelerek batıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Şurada alttaki bakınız sık iğnenin üzerine 3 tane trabzanım örerek kenara yarım modelimi kuruyorum. 1 2 ve 3. Modelimizi kaydırarak ikinci sırasını tamamladık. Şimdi e, yeniden alttaki sıradaki e, sırayla modelimizi yerleştireceğiz. Bunun için de yuvaları hazırlıyoruz. Uygun zeminimizi kuruyoruz. Zincirimi çekiyorum. 1-2-3-4 ve 5. Çeviriyorum arkayı. Hemen zincir içerisine batıyorum. 1-2-3-4-5 3. 4, 5. Üçüncü trabzanın tepesine 1-2-3-4-5 zincirimin altından kavrayıp bağlanıyorum. 3. trabzanımın tepesine Tekrar zincir yuvasına. En sondaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve 6 tane yuvayı yine hazırlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çift olarak yuvalarımız kurulacaktı. Ve şimdi biraz önce yapmış olduğumuz gibi şuradaki işlemimizi yaparak ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 çeviriyorum. İlk yuvaya batıyorum tığımın başını doluyorum geliyorum 5 trabzan aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 diğer zincir yuvasına batıyorum şöyle görelim bakınız aşağıdaki sırayla aynı şekilde kurduk bir sonraki sırada buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar edeceğiz ve bu sıramızı da yine birinci sıramızda olduğu gibi tekrar ederek tamamlayacağız ve her iki sırada bir modelimiz kendisini yenileyecek ve istediğimiz örgülerde görmüş olduğumuz bu güzelliği kullanabileceğiz Evet sevgili arkadaşlar modelimizi çalıştık ee, Birlikte yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de güzel örgülerde bu modelimizi kullanırsınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin, işleri güçleri rast gelsin diyorum. Ve yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.